Bir hikaye videosuna daha hoş geldiniz Frame'ler. Acı ve ızdırap çocuk yapsaydı doğan kişi muhtemelen Max Payne olurdu. Neonoir temada bullet time mekaniğiyle New York'un altını üstüne getirdiğimiz bu oyunda yıllar geçse de enfes kalitesi sayesinde hala oyuncular tarafından severek oynanıyor. Çoğu eserin karşı koyamadığı, buna insanlar da dahil, zaman kavramı var. Tek yenilgisiz şey zamandır ve zamana karşı ayakta durmak akıntının tersine yüzmek gibidir. Max senelerdir akıntının tersine yüzüyor ama sevilmeye ve saygı duyulmaya devam ediyor. Karşımıza gerçekten önemli bir eser var. Tarihin en kült oyunlarından biri ve bu oyunun hikayesini derleyip toplayıp sizlere şöyle güzel bir şekilde sunmak istedik. Max Payne'in oynanışı ve bölüm tasarımları önde olsa da duygusal da bir hikayesi var. Oturaklı hikaye ve 3 oyunluk bir seri. Güzel bir yolculuk olacak. Kana susamış bir katilin mi yoksa adalet arayışı içinde olan bir polisin hikayesi mi bu? Öğrenmenin tek yolu var. Deri ceketlerinize giyin Frame'ler. New York'un soğuk atmosferini yüzümüzde hissedeceğiz. Bir adam öfkelenirse ve üzüntülerini merkezine koyarsa ne mi olur? Cehennemin kendisi olur. Bu kadar vahşet, bu kadar cinayet, bu kadar kan. O bir katil diye yargılayacaklar. Evet, bunu yapacaklar. Ama o intikamın elçisi veya sadece evine geri dönmek isteyen bir adam. Max Payne 1998 yılında New York Emniyet Müdürlüğü'nde çalışmaktadır. Bir gün işten döndüğünde silahlı saldırganların evine girdiğini fark eder. Max saldırganları öldürür ancak karısı ve çocuğunu kurtaramaz. Karısını ve çocuğunun cenazesi kaldırıldıktan sonra evine gelen saldırganların kanında yüksek dozda Valkyrie adında daha önce hiç duymamış bir sentetik uyuşturucu maddenin çıktığını öğrenir. Ailesinin ölümüyle bu madde arasında bir ilişki olduğunu düşünür. Bu yüzden daha önce narkotik şubesinden arkadaşı Alex Bellder'ın kendisine yaptığı transfer teklifini kabul eder ve tam 3 yıl boyunca bu maddenin şehirde alım satımını yapanın kim olduğunu araştırır. Sonunda bu maddenin sağlayıcısının Don Angelo Pancinello'nun başında olduğu ortaya çıkar. Pancinello suç ailesinin hiyerarşisi içinde Don Pancinello'dan sonra 2. sırada gelen Jack Le Pin'e olduğu öğrenilir. Max gizli göreve çıkarak şehrin en azılı mafya ailesinin arasına sızmaya çalışacaktır. Ve bu görevden yalnızca arkadaşı Alex'in ve bir başka DEA ajanı BB'nin haberi vardır. Max bir gün BB'den aldığı bir telefonda Alex'in kendisini Roscoe Caddesi'ndeki metro istasyonunda beklediğini öğrenir. Max oraya gittiğinde Alex'i bulmak yerine kendisini çok büyük bir banka soygunun içinde bulur. Lupino'nun adamları metronun güvenlik birimlerini etkisiz hale getirerek 1940'lı yıllardan kapatılmış olan ve o civardaki bir bankanın kasasına çok yakından geçen bir metro tünelinden yolu bulup bankayı soymaktadır. Soyguncularla çatışarak ilerleyen Max nihayet Alex'i bulur ama tam konuştukları sırada Max'in görmediği bir yerden bir el ateş edilir ve Alex öldürülür. Hem banka soygununun gerçekleştiği hem de bir narkotik ajanının öldürüldüğü suç mahallinde bulunmak gizli görevde bulunan Max için ciddi sorunlar yaratacaktır. Bu yüzden hızla istasyondan uzaklaşır. Max'in aklında tek bir düşünce vardır. Lupino'nun Alex'i öldürtüp bunun suçunu üzerine yıkmaya ve kendisini devre dışı bırakmaya çalıştığıdır. Dolayısıyla da gerçek kimliğinden Lupino'nun haberi olduğunu düşünmektedir. Max, Jack Lupino'nun oraya çok yakın bir yerde bulunan oteline gider ama kendisini karşılayan Finito kardeşler onun kim olduğunu bilmektedir. Max'in gizli tutulan kimliği açığa çıkmıştır. Max, Finito kardeşleri öldürür, otelden çıkmak ister ama onların masasının üstünde bulduğu bir mektup buradan çıkışın pek kolay olmadığını gösterir. Jack Lupino'nun sağ kolu olan Vinnie Gognitti tarafından yazılan bir mektupta Don Pancinello'nun adamlarını hizada tutmak için Rico Muarte'nin otelde olduğu yazılıdır. Ayrıca radyodan dinlediği bir haberde Alex'in katil zanlısı olarak da duyurulur. Artık hem kimliği açığa çıkmış, hem mafyanın ölüm listesine eklenmiş, hem de polisin arananlar listesine girmiştir. Önce Valkyrie pazarlığını basan Max, Rico'yu da öldürüp otelden çıkar. Jack Lupino'ya ulaşmak için adamı Vinnie Gognetti'yi bulmaya çalışır. Onun kaldığı yere giderken siyahi bir Mercedes içinde Rus mafyasının lideri Vladimir Lem'i görür. Lem oradan ayrılırken Vinnie Gognetti'nin binalarında ardı ardına patlamalar gerçekleşir. Aralarında bir savaş vardır. Max, Vinnie'nin bulunduğu binada ilerlerken bir telefon çalar. Telefonu açar ve telefondaki kişi kimle konuştuğunu sorar. Ve kısa bir konuşmadan sonra telefonu kapatır. Max Vinnie'yi bulur. Vinnie'yi yaralar ama Vinnie kaçar. Uzun bir kovalamacadan sonra onu yakalar ve patronu Jack Lupino'nun yerini öğrenip yaralı halde onu bırakır ve Lupino'nun saklandığı gotik bir gece kulübü olan Ragnarok'a gider. Lupino'nun aldığı aşırı dozda Valkyrie nedeniyle akli dengesini kaybetmiştir ve çeşitli dinlerden, mitolojilerden şeytanları kendisine tapması için çağırmakta ve hatta kendisini cehennemden gönderilmiş bir mesajcı olarak göstermektedir. Max Lupino'yu öldürür. Bu arada oraya Don Pancinello'nun karısı Lisa'nın ikiz kardeşi ve bir kiralık katil olan Mona Sax gelir. Mona, Max'e yanlış adamı öldürdüğünü ve arkadaşı Alex'i öldürtüp bunun suçunu üstüne atanın Don Pancinello'nun olduğunu anlatır. Kardeşi Lisa, Don Pancinello tarafından sadistçe dövülen Mona da Don Pancinello'nun peşindedir. Max'in Pancinello'nun malikanesini basıp önüne geleni öldürebileceği ve kardeşini de öldürebileceği düşüncesiyle Max'i kandırıp içkisine Valkyrie koyar ve onu bayıltıp kaçar. Max gözünü açtığında kendisine Frank the Bat Niagara tarafından bir beyzbol sopasıyla Jack Lupino'nun otelinin kazan dairesinde bir sandalyeye bağlı tartaklanırken Frank kendisinden gayet emin Max'i sandalyeye bağlı bırakıp otelin barına bir şeyler içmek için gittiğini ve geri dönüp işini bitireceğini söyler. Max kurtulur ve Frank'i öldürür. Ardından otelden ayrıldığında takip edildiğini anlar. Onu takip eden kişi Rus mafyasının lideri Vladimir Lem'dir. Max onları durdurur ve neden peşinde olduklarını öğrenir. Vladimir, Max'e bir anlaşma teklifiyle gelmiştir. Eskiden Vladimir için çalışan ve ülkeye kaçak silah sokan gemici Boris Dime, Vlad'a ihanet edip Pancinello'nun tarafına geçmişti. Zaten Valkyrie maddesinin dağıtımıyla iyice güçlenen Pancinello, bu silahları aldığı takdirde Vladimir için her şey bitecektir ki aynı şey Max için de geçerlidir. Bu yüzden ortak düşmana karşı birlikte hareket etmeyi teklif eder. Ayrıca Vladimir gemiyi ele geçirip Boris Dime'ın kellesini de getirirse Pancinello'yu öldürmek için istediği kadar silahı da Max'e vermeye hazırdır. Max gemiyi ele geçirir ve Vlad'ı büyük bir dertten kurtarır. Ancak hala Pancinello'nun evine doğrudan saldıracak durumda olmadığı için ona bir anlaşma teklif ederek tuzağa düşürüp öldürmeyi planlar. Pancinello'nun onu kendisine ait Casa di Pancinello adlı restorana çağırır. Ama tuzağa düşen Max olur. İçeri girer girmez restoran patlamalarla yanmaya başlar. Max buradan da kurtulur ve şu anda tek yardımcısı gibi gözüken Vladimir tarafından arabayla oradan alınıp doğruca Pancinello'nun malikanesine bırakılır. Max, Pancinello'nun en azılı katilleri trio tarafından karşılanır ama onları da teker teker öldürür. Max evde çalan bir telefonu açar ve telefondaki ses Lupino'nun otelindeki telefondan kendisiyle konuşan sesle aynıdır. Telefondaki adam oradan bir an önce uzaklaşması gerektiğini söyler ama Max umursamaz görünür. Sonunda Pancinello'ya ulaşır ama Pancinello'nun da bu Valkyrie işinde sadece bir piyon olduğunu anlar. Çünkü Pancinello emirleri devlet ya da ondan daha büyük bir kadın tarafından aldığını söyler ve o anda içeri takım elbiseli katiller Killer Suite girer ve Pancinello'yu öldürür. Max onlardan kurtulur ama dışarıda bir kadın ve yanında bir sürü silahlı adam onu beklemektedir. Ve adamlar Max'i yakalar. Kadın Max'e yüksek dozda Valkyrie verir ve öleceğini umarak onu orada bırakır. Max bayılmadan önce kadının ağzından çıkan Cold and Steel sözünü duyar. Max şehrin dışında bulunan Cold and Steel adlı fabrikaya gider. Ama fabrika sıradan bir çelik fabrikası değildir ve Max'in fabrikada ilerledikçe karşılaştığı silahlı adamlar da bu durumun daha karmaşık olduğunu göstermektedir. Max orada bulduğu bir raporda yazan D6 numaralı hangarı bulur ve fabrikanın üstündeki gizem perdesi ortadan kalkar. Ancak elinde çabuk tutmak zorundadır. Çünkü Max'in güvenliği aşıp fabrikanın içinde olduğu anlaşılmıştır ve fabrikanın kendi imha işlemleri başlatılmıştır. Max burada yerde kocaman bir askeri işaret görür. Bu işaret büyük bir V harfi ve ortasında geçen bir kılıçtan oluşmakta ve altında da Valhalla projesi yazmaktadır. Bu işaretin değişik versiyonlarını daha önce şehrin her yerinde ve cinayet günü kendi evinin duvarında görmüştür. Şehirdeki versiyonunda yalnızca V harfinin ortasından geçen kılıç bir şırıngayla yer değiştirmişti. Bundan da V harfinin hem Valkyrie hem de Valhalla için olduğunu anlar. Fabrikanın içindeki gizli laboratuvarın birinde daha önemli şeyler öğrenir. Amerikan ordusunun İskandinav mitolojisinden esinlenerek Valhalla adını verdiği bu askeri proje kapsamında Soğuk Savaş sırasında çöldeki birliklerin tıpkı aynı adlı mitolojide olduğu gibi korkusuz, cesur, dayanıklı olmasını ve yaralarının çabucak iyileşmesini sağlamak amacıyla Valkyrie adı verilen maddeyi ürettiğini, deneylerin başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen birilerinin ısrarla devam ettirdiğini görür. Sonra projede bir bilgi sızıntısı yaşandığını ve bazı dosyaların bir yere yollandığını fark eder. Sistemde verilen infaz adresi Max Payne'in New Jersey'deki evidir. Artık her şey açığa kavuşmuştu. Pancinello'nun malikanesinde kendisini yakalayan kadının bu olayda bir numaralı sorumlu olduğu açıktı. Max fabrika patlamadan önce oradan çıkar ve Roskilde Caddesi'ndeki metro istasyonunda yaşananlardan beri hiç görmediği Bibi onu arar. Max buluşmaya giderken kendisinin neyin beklediğini bilmemektedir. Çok gizli tutulan kimliğinin birdenbire açığa çıkması ancak içeriden bilinen birinin sızdırmasıyla mümkün olabilirdi. Ve o gizli tutulan kimliğini arkadaşı Alex'ten başka tek bilen BB'dir. Max Payne böylece Alex'i öldürenin ve suçu üstüne yıkanın da BB olduğunu anlamıştır. BB yarım bıraktığı işi tamamlamak için Max'i çağırmaktadır. Max bir otoparka giderek BB ile buluşur. Max BB'yi öldürmeye çalışır ve uzunca bir kovalamaca yaşanır. Bu arada yine bir telefonu açar ve duyduğu ses yine aynı gizemli adamın sesidir ve adam onu şehir dışındaki bir binaya çağırır. Max BB'yi öldürdükten sonra binaya gider ve kendisini karşılayan kişi aynı zamanda ona ilginç biçimlerde ulaşan telefonlardaki sesin sahibi Senatör Alfred Woodenburg. Wooden onu Inner Circle adlı devlet için çalışan gizli örgütle tanıştırır. Ona gerçek düşmanın adını verir. Max Payne'in gerçek düşmanı daha önce Pancinello'nun malikanesine rastladığı Nicole Horn'dur. O da daha önceleri Inner Circle'da beraber Valhalla projesinin içinde yer almış ama hükümet projenin başarısız olması nedeniyle ödeneği kesmek istediği için elindeki bilgileri açıklamakla örgütü tehdit etmiş ve böylece ödenek alarak projeyi sürdürmeye devam etmiştir. Horn aynı zamanda televizyonlarda ve duvarlarda boy boy ilanları çıkan Aesir adlı şirketin de sahibidir. Aesir şirketi yalnızca kirli işlerini örtmeye yarayan bir de paravandır. Horn şehrin yarısından fazlasını kontrolü altında tutmaktadır ve her türlü kirli işin de arkasındadır. Wooden eğer Horn'u öldürürse Max'e hakkında yapılan bütün suçlamaları düşüreceğini vaat eder. O sırada Horn'un ajanları içeriye dalıp ortalığı tarar ve Max kaçar. Ölü taklidi yapan Alfred Wooden da daha sonradan oradan kaçar. Max Aesir binasına giderek Horn'u bulur. Horn çatıda bekleyen bir helikopterle kaçmaya çalışırken Max binanın tepesindeki paratoneri kalkmak üzere olan helikopterin üzerine düşürür ve Horn'u öldürür. Ardından da oraya gelen polislere teslim olur. Gerek Alfred Wooden'ın araya girmesi gerekse Max'in çok fazla miktarda suçluyu öldürüp adeta şehre gecikmiş bir hizmet sunmuş gibi olması Max'in olaylardan ceza almadan kurtulmasını sağlar. Max, narkotik şubesindeki işini bırakıp tekrar göreve başladığı yere New York Polis Departmanı'na bir cinayet masası dedektifi olarak geri döner. Bir gece sıradan bir devriye sırasında aldığı ihbarla olay yerine gider. Ama asıl ilgisini çeken gittiği yerin Rus mafyasının lideri Vladimir Lem'e ait oluştu. Max olay yerinde işledikleri daha önceden planlanmış cinayetleri geriye hiç kanıt kalmayacak şekilde temizleyen ve kendilerine temizlik şirketi süsü veren silahlı adamlarla karşılaşır. Tam bu kovalamaca sırasında ilk oyunda Aesir şirketi binası içinde kafasına giren kurşunla asansöre yılan ve sonra ilginç bir şekilde ortadan kaybolan Mona Sax ile karşılaşır. Mona canlıdır ve o da görünüşe bakılırsa temizlikçilerin peşindedir. Mona'nın ortaya çıkışı Max'e geçmişiyle ilgili geride bıraktığı bütün acı anıları yeniden hatırlatır. Max depoda yaşanan olayların tek açıklayıcısı olabilecek kişi olan Enef'in adlı lisanslı silah tüccarının ölümüne engel olamamıştır. Temizlikçiler onu depoda gözlerinin önünde öldürmüştür. Böylece Max'in hayatındaki şiddet tufanı yine bir kadının ölümüyle gizemli bir şekilde başlamıştır. Max karakola geldiğinde elindeki verileri aktarır ama ortağı Winterson'ın ilgilendiği Senatör Gate davasının şüphelisi Mona Sax'ı depoda gördüğünü anlatmaz. Ardından depoda yaşananları araştırmak için deponun sahibi olan Vladimir Lem'i bulmak üzere ona ait bir restoran olan Vodka'ya gider. Vlad yalnız değildir, Vinnie Gognitti tarafından silahlı baskına uğramıştır. Max Vlad'ı kurtarır ve neler olduğunu sorar. Vlad ona silah deposu baskınında Vinnie'nin sorumlu olabileceğini çünkü mafyanın çok güçlü birileriyle anlaşma yaptığını, onun artık mafya içinde bir suç şebekesinin beyni olduğunu ve silah kaçakçılığı işinde kendisine rakip gördüğü herkesi öldürttüğünü anlatır. Bu arada Mona Max'in evine gelir ve ikisini de öldürmek isteyen birileri olduğunu anlatır. Ama konuşma temizlikçilerin saldırısıyla bölünür ve Mona kaçar. Mona daha sonra Max'e adresini bırakır. Max'e Inner Circle'ın peşlerinde olduğunu, örgüt içinde gönüllü birinin olanları anlatmak istediğini söyler ve adamın kaldığı yere giderler. Ancak temizlikçiler onlardan önce gelmiştir. Max üst katlarda Mona'nın verdiği telsizle haberleşerek ilerlerken Winterson gelmiş ve Mona'yı tutuklamıştır. Mona karakolda tutuklu olduğu sırada Winterson Max'e bu olaydan kendi iyiliği için uzak durmasını söyler ve amiri Jim ona bir masa başı işine koyar. Max Winterson'ın bir telefon konuşmasını dinlerken onun birilerine bilgi sızdırdığını anlar. Bu arada temizlikçiler karakola baskın yaparlar ve Mona'yı öldürmeyi amaçlamaktadırlar. Max Mona'nın kurtulduğunu görür. Karakoldan çıkıp Mona'nın kaldığı yere gider. Aralarında bir ilişki başlar. Tam bu sırada temizlikçiler burayı da basar. Max Mona'nın yardımıyla buradan kurtulup kaçan bir temizlikçi minibüsüne atlar ve onların karargah olarak kullandığı inşaat sahasına gider. Mona'nın daha önce verdiği telsizi kullanarak haberleşirler ve Mona da oraya gelir. İnşaat sahası ağzına kadar silah ve cesetle doludur. Max ve Mona nihayet yollarını bulup buluşur ve yaklaşmakta olan polislerin siren sesleriyle temizlikçilerin kaçtığı bir sırada Winterson gelir ve Mona'yı Max ile konuştuğu sırada vurmaya çalışır. Mona Winterson'ın da onlardan biri olduğunu, kendilerini öldürmeye geldiğini söyler. Max dayanamaz ve Mona'ya olan duyguları ağır basar ve Winterson'ı vurup Mona'nın kaçmasını sağlar. Winterson ölmeden önce son kalan gücüyle Max'i vurur. Max gözünü hastanede açar. Winterson ölmüştür. Temizlikçiler hastaneyi de basar. Max hastane morgunda Winterson'ın cebinde Vlad'ın restoranı vodka'nın bir kartını bulur. Winterson'ın Vlad'la ilişkisi olduğunu anlar. Hastaneden kurtulup doğruca Inner Circle'ın lideri Alfred Wooden'a gider ve Inner Circle'ın neden peşinde olduğunu sorar. Wooden gücünün azaldığını, kanser yüzünden güçsüzleştiğini ve örgüt içinde ayrılıkçı bir grup oluştuğunu ve karşı koyan herkesin öldürüldüğünü anlatır. Gangster savaşları yapacak kadar alçaldıklarını belirtir. Max Vlad'ın kendisine daha önce söylediklerini hatırlayarak bu kişinin Vinnie olduğunu sanmaktadır. Ama aslında olayların arkasında Vlad vardır ve temizlikçiler onun adamıdır. Vladimir Lem uzun süre boyunca Inner Circle için çalışmış ve Alfred Wooden'ın himayesinde kalmıştır. Wooden, Vinnie Gognetti'nin Inner Circle ayrılıkçılarının elinde öleceğini, ayrıca Vlad'ın her şeyin sonunda kendisini de öldürmeye geleceğini anlatır. Max, Wooden'ın malikanesinden çıkıp sürekli Vlad'ı öldürmek için çabalar. Vlad'ın restoranında gördüğü bombalı bir kaptan beyzbol bat boy kostümünün planını görüp Vlad'ın Vinnie'nin peşinde olduğunu anlar. Kaptan beyzbol bat boy, Vinnie'nin en sevdiği çizgi film kahramanıdır ve bu konuda zaafı vardır. Ayrıca restoranda bir telesekreter mesajında Winterson'ın Vlad'a bıraktığı mesajı dinler ve aralarında bir ilişki olduğundan iyice emin olur. Restorandan çıkıp Vinnie'nin mahallesine gider. Vinnie'yi bombalı kostümün içinde tuzağa düşmüş olarak bulur ve onu kurtarıp bombayı etkisizleştirmesi için Mona'ya giderler. Vlad çok önceden gelmiştir ve onları yakalar. Max'i vurmadan önce Mona'nın da tıpkı kendisi gibi Inner Circle'ın üyelerinin ve örgütünün varlığını bilenlerin peşinde olduğunu, Mona'nın Wooden için çalıştığını, Max'in ailesinin ölümüne neden olan Valhalla projesine ait dosyaları, karısının çalıştığı bölge savcısının ofisine savcıyı korkutmak ve neyle uğraştığını göstermek için Wooden'ın yolladığını ama bunun bedelini ailesinin ödediğini söyler ve Winterson'ın öcünü almak için Max'i vurur. Sonra da Vinny'nin kostümündeki bombayı patlatıp onun varlığına trajikomik bir son verir. Mona Vlad'ın peşindedir ama Vlad giderken onu bırakıp Max'i kurtarmaya gider. Max'i alevlerden kurtarır. Max yaralı olduğu halde ayağa kalkıp Mona'ya yardım etmek ve Alfred Wooden'ı kurtarmak ister. Çünkü temizlikçiler buradan Wooden'ın malikanesine gidecektir ve nihayet Mona ile Wooden'ın kaldığı sığınağa ulaşırlar. Mona, Max'i etkisiz hale getirir ve Vlad'ın söyledikleri doğru çıkar. Mona Wooden'ın kiralık katilidir. Max Payne de Wooden'ın Mona'ya temizlenmesi söylediği karmaşanın bir parçasıdır. Ama Mona Max'e aşıktır ve bunu yapamaz. Tam bu sırada Mona'nın Max'i öldüremeyeceğini anlayan Vlad gelir ve Mona'yı vurur. Wooden Vlad'e saldırır ama Vlad onu öldürür. Ardından Max ile Vlad arasında kovalamaca başlar. En sonunda Max bir çatışmada Vlad'ı öldürür. O sırada ise polisler gelir. Polislerin geldiği sırada Max Mona'nın yanına geri döner ve Mona Max'in kollarında ölür. Yıllar önce karısıyla kızını çok erkenden toprağa veren Max, son olarak da kısa bir aşk yaşadığı Mona'yı kaybetmiş ve sevdiği tüm insanları kaybetmenin verdiği hüzünle birlikte iyice psikolojik bir çöküntüye uğramıştır. Artık Max iyice hayattan soğumuştur. Bütün gün kendini içkiye verip geçmişine üzülmekte ve ağrı kesicilerle acılarını bastırmaya çalışmaktadır. Mesleği olan polisliği de bırakıp NAPD'den emekli olmuştur ve artık polis değildir. New York'u da terk ederek eski yuvası New Jersey'ye taşınan Max, New Jersey'in Hoboken şehrinde bütün gününü barlarda içki içerek geçirmektedir. Bugünlerden birinde barda eski polis akademi arkadaşı olan Raul Passos'la tesadüfen karşılaşır. Ayrıca New Jersey'nin en güçlü mafya babası olan Anthony DeMarco'nun genç oğlu Tony DeMarco da arkadaşıyla birlikte Max'in kalmakta olduğu bardadır. Tony arkadaşlarıyla birlikte Max'e alay etmeye başlar. Artık Max'in bir polis olmamasının fırsat bilen Tony, Max'i kızdırıp eğlenmeye çalışır. Bu sırada bardaki bir kadın Max'i Tony'ye karşı savunur. Max'i rahat bırakmalarını ister. Fakat Tony kadını dinlemez. Kadına sert bir tokat atarak bildiğini okumaya devam eder. Bunu gören Max öfkesine dayanamaz. Refleksine yenilip New Jersey'nin en güçlü mafya babasının oğluna silah doğrultur ve tetiği çeker. Tony'yi oracıkta öldürür ve başına alacağı büyük bir belayı da beraberinde getirir. Mafya babasının oğlunu öldürmesiyle birlikte barda çıkan çatışmadan sonra Max, Passos'la birlikte evine döner. Arkadaşı Max'in bütün gün geçmişine üzülüp kendisini harap etmesini istemeyen Passos, Max'e hayatının biraz çekidüzen vermesini ve bir işe girip çalışmasını ister. Max'e yurt dışında çalışması için bir iş teklif eder fakat Max bunu reddeder. Bu sırada barda Max tarafından oğlu öldürülen mafya babası Anthony DeMarco, Max'in evine gelir. Anthony oğlunun acı haberini çok geçmeden almıştır. Oğlunu öldüren Max'e yaptığının bedelini ödetmek için gelmiştir. Artık şehrin en büyük mafya ailesi Max'in peşindedir. Bu noktadan sonra Max anlar ki artık bu şehirden kaçmaktan başka yapacak bir çaresi yoktur. New York ve New Jersey Max için artık tam bir cehenneme dönüşmüştür. Bu yüzden Max Payne arkadaşı Passos'un iş teklifini mecburen kabul eder ve peşindeki mafya ailesini atlatıp New Jersey'den ayrılarak Passos'la birlikte yurt dışına çıkar. Daha sonra ise oradan Panama'ya geçerek Panama kanalındaki bir yatta Brezilya'nın en zengin iş adamlarından olan Rodrigo Branco'nun genç kardeşi Marcelo Branco'nun korumalığını üstlenir. Fakat yatı bir grup gerilla korsanı basar, yattaki herkesi öldürürler. Görünüşe bakılırsa korsanlar yatta bir şey aramaktadır. Neyi aradıklarını bilmeyen Max, yatı basan tüm korsanları temizledikten sonra Passos ve Marcelo'yu yük gemisinin dışarısında bir arabaya bir kutu kargoyu yüklerken görür. Görünüşe bakılırsa yattaki korsanların aradığı şey Passos ve Marcelo'nun elindeki bu kargodur. Neler döndüğünü anlamayan Max, Passos ve Marcelo ile oradan ayrılır. Birkaç hafta sonra ise Max, Passos ve Marcelo ile beraber Brezilya'ya taşınır. Max ve arkadaşı Brezilya'nın São Paulo şehrinde Marcelo'nun abi Rodrigo Branco adlı Brezilya zengin bir iş adamının yanında para karşılığında koruma olarak çalışmaya başlar. Max ve Passos Rodrigo ile birlikte onun ailesini de korumakla yükümlü. Korudukları kişiler ise Rodrigo'nun politikacı kardeşi Victor ile başına buyruk davranan genç kardeşi Marcelo ve Rodrigo'nun genç ve güzel eşi Fabiana. Bir gün Rodrigo evinde bir parti verir fakat bu partiyi şehrin en belalı sokak çetelerinden olan Comando Sombra çetesi basar ve Rodrigo ile Rodrigo'nun eşi Fabiana'yı fidye için kaçırmaya çalışır. Ancak bunu gören Max partiyi basan çete elemanlarını haklar ve Rodrigo ile Fabiana'yı kurtarır. Ertesi gece Fabiana'nın kız kardeşi Giovanna ve Rodrigo'nun kardeşi Marcelo bir gece kulübüne eğlenmeye giderler. Fabiana'nın kız kardeşi olan Giovanna aynı zamanda Max'in arkadaşı olan Passo'nun aşk yaşamakta olduğu kadındır. Gece kulübünde eğlenirlerken yine aynı çete olan Comando Sombra Fabiana'nın gece kulübüne gideceğinin haberini almıştır ve Fabiana'yı kaçırmak için gece kulübündedir. Kaçırma planlarını devreye sokan çete Max'in verdiği mücadeleye rağmen Fabiana'yı kaçırmayı bu sefer başarırlar. Çete Fabiana'nın zengin eşi Rodrigo'dan Fabiana'ya karşılık yüklü miktarda fidye ister. Değiş tokuş işlemi ise şehrin bir futbol stadyumunda gerçekleşecektir. Max ve Passos çetenin istediği parayla birlikte Fabiana'yı geri almak üzere stada giderler. Tam her şey yolunda giderken Preto örgütü huzuru sağlamak için kurulmuş milislerin oluşturduğu yasa dışı bir örgüt stada gelir ve anlaşmayı basarlar. Bu baskın sırasında kolundan vurulan Max yaralanır. Üstelik anlaşmayı basan Preto adamları fidye parasını Comando Sombra çetesinden çalar. Max ve Passos hem Fabiana hem de fidye parasını alırlar. En azından parayı geri almak üzere harekete geçen ikili, parayı çalan Preto'dan parayı geri almak üzere stadyumda harekete geçerler. Fakat Preto örgütü parayla birlikte stadyumdan gözlerden kaybolur. Max ve Passos stadyumdaki baskın sırasında Comando Sombra çetesinden Fabiana'nın nerede tutulduğunu öğrenir. Fabiana şehrin kıyısındaki Tietê nehrindeki rıhtımda rehin tutulmaktadır. Max ve arkadaşı Tietê nehrine Fabiana'yı kurtarmak üzere yola çıkar. Rıhtımdaki amansız mücadele sonrasında Max Fabiana'yı bulur ancak Fabiana'yı kurtaramaz. Mekanlarının açığa çıktığını anlayan Comando Sombra çetesinin lideri Serrano, Fabiana'yı alıp bir tekneyle birlikte oradan uzaklaşır. Yaşamı boyunca çektiği tüm acıların hepsini kadınlardan çeken Max, yine talihsiz kaderinde başka bir kadını korumakla yükümlüdür. Fakat o kadın da şu anda şehrin en tehlikeli çetesinin elinde esirdir. Bu sırada Max iyice kendini alkole verir. Yine kaderinin bir kadın üzerinden dönmesi onu harap eder. Bir yandan da kötü geçmişin izleri yakasını bırakmaz. Tietê nehrinden eli boş dönen Max Passos'la birlikte patronu ve aynı zamanda Fabiana'nın eşi olan Rodrigo'ya durumu bildirmek üzere geri döner. Hem karısını hem de parasını kaybetmiş olan Rodrigo, hala karısını kurtaramamış olmalarına sinirlenmektedir. Rodrigo, politikacı kardeşi Victor ve şehrin özel polis birimi UEFI'nin lideri olan Armando Becker'la bu konu üzerinde ne yapacakları hakkında görüşür. Polis lideri Armando Becker aynı zamanda Victor'un sağ koludur ve Branco ailesinin de yakın arkadaşlarındandır. Armando Becker, Rodrigo'ya en kısa zamanda Fabiana'yı kurtaracaklarına ve Fabiana'yı kaçıranları da yakalayacaklarına dair söz verir. O sırada Rodrigo'nun ofis binasını stadyumla fidye parasını çalan Preto örgütü basar. Örgütün hala neyi istediği bilinmemektedir. Ancak görünüşe bakılırsa fidye parası onlara yetmemiştir. Max ofisi basan örgüt elemanlarını temizler. Görünüşe bakılırsa örgütün hedefi Rodrigo'yu ortadan kaldırmaktır. Patronu Rodrigo'yu korumaya çalışan Max her ne kadar uğraşsa da çabaları sonuç vermez. Ne yazık ki Rodrigo'yu ofisinde ölü olarak bulur. Max korumakla yükümlü olduğu patronu Rodrigo'yu koruyamamış ve onu kaybetmiştir. Üstelik Rodrigo'nun karısı Fabiana da her şeyden habersiz hala Comando Sombra çetesinin elinde esirdir. O sırada Max fark eder ki Preto örgütü Rodrigo'nun ofisinde bir de saatli bomba yerleştirmiştir. İşler iyice sarpa sarar. Bombanın patlamasına saniyeler kala Max kendini son anda dışarı atar ve yaralı bir şekilde patlamadan kurtulur. Branco ofis binası havaya uçar. Max binanın çıkış kapısında örgütten bir elemanı yaralı olarak yakalar ve onu konuşturur. Neden Rodrigo'yu öldürdüklerini ve Fabiana'nın nerede olduğunu sorar. Yaralı örgüt üyesi son nefesiyle asıl amaçlarının aslında Max'i öldürmek olduğunu söyler. Ayrıca Fabiana'nın da Comando Sombra tarafından şehirdeki gecekonduların birinde tutulduğunu belirtir. Max patronu Rodrigo'nun ve onun karısı Fabiana'nın başına gelenlerden ötürü kendisini sorumlu hissetmektedir. Ortada hiçbir şey yokken masum bu iki insanın birden hayatı kararmıştır. Biri ölmüş, diğeri de şehrin belalıları tarafından kaçırılmıştır. Max ise iyiden iyiye kendini alkole verip iyice bir ayyaş olmuştur. Belki de tüm bu başarısızlıkların asıl sebebi Max'in bir alkolik olması ve bundan ötürü de yaptığı hiçbir işe odaklanamamış olmasıdır. Tüm bunların sebebi bağımlısı olduğu elindeki bir iki damla içkidir. Artık günah çıkarma vaktidir. Alkolü bırakıp toparlanma zamanıdır. Max hayatında yepyeni bir sayfa açar. Artık geçmişini üzülmeyi bırakıp sadece bugün ve yarın için yaşamaya karar verir. Eline bir tıraş makinesi alan Max saçını sıfıra kazıtır ve kendisine yeni bir görünüm yaratarak toparlanmaya başlar. Ayrıca Max'in bu yeni görünümü düşmanlarına karşı kendisini gizlemek için de bir fırsattır. Başka bir kimliğe bürünerek düşmanları onu tanımayacak ve Fabiana'yı kurtarmak için bir adım daha yaklaşacaktır. Max kafasını kasatıp Hawaii tişörtünü giyip kimliğini gizler ve tam bir São Paulo havasına bürünerek São Paulo'nun gecekondularında Fabiana'nın izini sürer. Bu sırada Max şehrin küçük bir barında Wilson da Silva adında bir São Paulo polis dedektifiyle tanışır. Bu dedektif kimliğini gizleyerek şehirdeki sokak çetelerini araştırmaktadır ve yasa dışı örgütleri, çeteleri yok etmekle görevlidir. Ayrıca kendisi Max'i de yakından tanımaktadır ve Max'in bir zamanlar kendisi gibi bir polis dedektifi olduğunu bilmektedir. Bu yüzden Max'e yardım etmek ister. Max'e Preto örgütü hakkında bilgiler verir. Preto örgütünün lideri olan Álvaro Neves ve onun sağ kolu Milo Rego'nun, Rodrigo'nun politikacı kardeşi Victor gibi şehirdeki bazı politikacılarla içli dışlı olduklarından bahseder. Ve Rodrigo'nun daha önceleri Preto örgütüyle bağlantısı olduğunu anlatır. Rodrigo birkaç yıl önce bazı köylerden perakende geliştirme arazisi için toprak payı almak üzere Preto örgütünü kiralamıştır. Şimdi ise bazı sebeplerden ötürü işler ters gitmiştir. Ayrıca Max, dedektif Wilson da Silva'nın, Rodrigo'nun kardeşi Victor'un da Preto örgütüyle bağlantılı olduğunu öğrenir. Üstelik Preto örgütü Armando Becker'ın özel polis birimi olan UEFI ile de bağlantısı vardır. Stadyumdaki anlaşmayı basan örgütün Victor tarafından tutulduğu ortaya çıkar. Fakat Victor'un bunu neden ve niçin yaptığı şu an için bilinmemektedir. Da Silva bardan gittikten sonra bara bir grup çete üyesi gelir. Max çete üyeleriyle çatışmaya girer. Sonra Comando Sombra tarafından Max'in kimliği ortaya çıkar. Gecekondular boyunca Comando Sombra üyeleri arasında büyük bir çatışma yaşayan Max bir yandan da Fabiana'nın izini sürmeye devam eder. Max, Fabiana'nın Comando Sombra'nın lideri Serrano'nun yanında esir olduğu düşünmektedir. Bu yüzden de Fabiana'yı bulmak için ilk olarak Serrano'ya ulaşması gereklidir. Bir süre sonra Serrano'nun kaldığı gecekonduya ulaşan Max, tahmin ettiği gibi Fabiano'yu Serrano'nun yanında bulur. Fakat görünen olur ki son gerçekleşen olaylardan sonra işler iyice karışmıştır. Rodrigo'nun kardeşi Marcelo ile Fabiana'nın kardeşi Giovanna, Fabiana'yı Comando Sombra'nın elinde kurtarmak için çetenin istediği fidye parasını yeniden toplayıp çeteye getirme kararı almıştır. Parayı getirmişlerdir ancak çete hainlik yapıp parayla birlikte Marcelo ve Giovanna'yı da ele geçirmiş, onları da tutsak etmişlerdir. Şimdi ise Fabiana, Marcelo ve Giovanna'nın üçü birlikte Chet'in elinde tutsaktır. Max üçünü Chet'in elinden kurtarmaya çalışır. Fakat o sırada Serrano, Fabiana'yı kafasından tek el ateş ederek öldürür ve Marcelo ile Giovanna'yı alarak oradan uzaklaşır. Max ömrü boyunca yaşadığı tüm acılarla yeniden yüzleşir. Yine hayatındaki bir kadını korumayı başaramamıştır. Hayatındaki tüm kötü olaylar gibi yine acısı bir kadının ölümüyle başlar. Fakat Max'in artık oturup üzülmeye vakti yoktur. Her ne kadar patronu Rodrigo'dan sonra Fabiana'yı da kaybetse de henüz her şey bitmemiştir. En azından Marcelo ile Giovanna'yı kurtarmalı ve bu işin sorumlularını bulup bunun bedelini ödetmelidir. O sırada özel polis birimi UEFI gecekonduları basar. Gecekonudaki çete elemanlarıyla polisler arasında büyük bir çatışma çıkar. Max, Marcelo ile Giovanna'nın izini sürerken UEFI ile Preto örgütünün arasında gerçekleşen insan ticaretine tanık olur. UEFI gecekonulara baskın gerçekleştirerek burada bazı insanları alıkoymakta ve nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü insanları Preto'ya satmaktadır. Kısacası bir insan kaçakçılığı söz konusudur ve muhtemelen Marcelo ile Giovanna da bu kaçakçılığın kurbanlarından biri olmak üzeredir. Bir süre sonra Max, Marcelo ve Giovanna'yı Preto'nun ikinci lideri olan Milo Rego'nun elinde bulur. Fakat Milo, sokak çetelerinin yaptığı gibi ritüel bir şekilde Marcelo'yu ateşe verip canlı canlı yakar. Bundan ötürü Marcelo'nun ölümü çetelerin üstüne atılacaktır ve böylece de neden UEFI'nin gecekondulara baskın yaptığı sorusuna karşılık bu bahane edilecektir. Marcelo'nun ölümüyle birlikte Rodrigo ailesinin bir diğer üssü de böylece yok olurken Max buna karşılıksız kalamaz ve hemen harekete geçip en azından Giovanna'yı kurtarmak için Milo'yu öldürür ve Giovanna'yı Preto örgütünün elinden kurtarır. Max peşlerindeki örgüt üyelerini haklar ve Giovanna'nın başına bir şey gelmemesini sağlar. Bu sırada Max, Giovanna'nın Passo'dan hamile olduğunu öğrenir. Giovanna karnında Passo'nun bebeğini taşımakta ve ikili yakında anne baba olacaktır. Max bunu öğrenmenin şaşkınlığıyla bir süre sonra Passo sevgilisi Giovanna'yı almak üzere helikopteriyle mekana gelir ve Giovanna'yı alarak oradan uzaklaşır. Fakat Max'i ise unutup orada bırakır. Daha doğrusu Max'i almak bile istemez. Karısı onun için öncelikli gelir. Orada tek başına kalan Max'i ise daha önceden tanıştığı dedektif Wilson da Silva arabasıyla alır. Max, da Silva'dan dostu Passo hakkında acı gerçeği öğrenir. Passo aslında politikacı Victor'ın adamıdır ve Victor tarafından Max'le New Jersey'deki o barda görüşmesi için tutulmuştur. Kendisinin Max'in polis akademisi dönemlerindeki arkadaşı olarak tanıtan Passo, hatta belki de Max'in akademi arkadaşı bile değil, hiç tanımadığı bir adamdır. Panama'da Passo'nun Marcelo ile gerçekleştirdiği gizli işlerden zaten bir şeyler sezmiş olan Max, yine de işlerin bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştir. Ayrıca Da Silva'dan yeni havadisler vardır. Da Silva, Preto ile Comando Sombra çetesini şehirdeki eski terk edilmiş bir otelde girerken görür. Max bu otele gittiğinde fark eder ki bu otel insan organ kaçakçılığı yapan bir yerdir. UEFI polisleri insanları kaçırıp Preto'ya satmakta, Preto da bu insanları öldürüp organlarını satmaktadır. Kan dondurucu gerçeği öğrenen Max şimdi her şeyi daha iyi anlar. Panama'dayken Passo ve Marcelo'nun taşıdığı o kargo kutusu insan organlarıyla doluydu. Fakat Passo ve Marcelo bunu bilmemekteydi ve Passo bilmeden bu işin içine girmişti. Max otelde Comando Sombra'nın lideri ve Fabiana'nın katili Serrano'ya rastlar. Serrano da bu organ kaçakçılığındaki kaçırılan kurbanlardan birisidir ve berbat durumdadır. Dayak yemiş halde perişandır. Ona acıyan Max, öldürüp Fabiana'nın intikamını almak yerine onu bağışlamayı tercih eder ve onu kendi acısıyla baş başa bırakır. Max daha sonra organ kaçakçılığı yapılan bu pislik yuvası oteli yok etmeyi düşünür. Otele birkaç bomba yerleştirir. Bombanın düğmesine basmadan önce Preto'nun lideri Álvaro Neves ile yüzleşen Max düğmeye basar ve binayı havaya uçurur. Fakat kısa bir çatışmadan sonra Neves Max'i yakalar ve Max'e silahını doğrulur. Neves tam tetiği çekmek üzereyken o sırada mekana Passos gelir. Neves Max'i öldürmeden Passos Neves'i öldürür ve Max'i kurtarır. Her ne kadar Max Passos'a sinirli olsa da ve her ne kadar Passos Max'i enayi yerine koymuş olsa da Max Passos'u affeder. Zira Giovanna Passos'a hamiledir ve Passos yakında baba olacaktır. Passos ve Giovanna'nın iyi bir yaşam sürmesi ve bebeklerine iyi bir şekilde bakmaları için Max, Passos ile Giovanna'nın Brezilya'dan ayrılmasına izin verir ve ardından vedalaşırlar. Ana karakterimiz dedektif Da Silva'dan tüm bu olan bitenlerin arkasında Victor ile Armando Becker'ın olduğunu öğrenir. Sırf daha çok para sahibi olmak için abi Rodrigo'yu dahi Victor öldürmüştür ve şimdi de UEFI polis lideri Becker'la organ kaçakçılığı yapmaktadır. Max'in son olarak hiç beklemediği bu iki kötü adamı ortadan kaldırması gereklidir. Max, Becker'la yüzleşmek üzere Da Silva ile plan yapar. Da Silva saat 10'da gerçekleşecek isyanın haberini almıştır ve bundan faydalanmak için Max'e UEFI polis merkezine gidip polislere teslim eder. Polisler Max'i tutuklar. Max saat geldiğinde polislerin elinden kurtulur ve Becker'ı bulmak üzere harekete geçer. Bu sırada merkez Comando Sombra elemanları tarafından basılır ve merkezde isyan çıkar. Polisler ile çete arasında merkezde büyük bir çatışma yaşanır. Max bundan istifade yoluna devam eder ve bu sırada fark eder ki patronu Rodrigo'nun asıl failleri UEFI'dir. Max merkezdeki Becker'ın ofisine geldiğinde sonunda Becker'ı bulur. Becker'a saldırır fakat o sırada içeri Victor bulur. Silahını Max'e doğrultarak Becker'ın Max'in elinden kurtarır. Max, Victor'dan Comando Sombra arasında gerçekleştirdikleri stadyumdaki değiş tokuş anlaşmasını Victor'un emriyle Pretor tarafından basıldığını öğrenir. Bunun nedeni ise Victor'un organ kaçakçılığı işinde gelire ihtiyacı olması ve karını yoluna koymak istemesidir. Max Victor'a sert bir kafa atarak etkisiz hale getirir. Ancak Becker da Max'e elektroşok uygulayarak yere serer ve Victor'la beraber oradan kaçar. Victor ve Becker havaalanına gidip şehri terk etmeyi düşünmektedir. Max hiçbir yere gitmelerine izin vermeden onları yakalayıp işlerini bitirmeli ve her şeye bir son vermelidir. Max onları takip eder. Da Silva'nın yardımıyla havaalanına ulaşır. Havaalanında Becker'ın UEFI polisleriyle mücadele eden Max, büyük bir çatışmadan sonra Victor ile Becker'ı özel bir jetle şehirden ayrılmak üzereyken görür. Victor jete biner. Becker da tam binmek üzereyken o sırada Max gelir ve Becker ile Max arasında çatışma başlar. Victor ise tek başına jetiyle oradan uzaklaşır. Becker bomba atar patlayıcılı silahla Max'e karşılık vermektedir. Max Becker'ın adamlarını temizledikten sonra Becker'ın yolladığı bir bombayı havada patlatır. Patlama sonucu Becker'ın bir kolu kopar ve yanarak can çekişir. Devamlı Max Becker'ın yanına gider ve kafasına bir kurşun sıkar. Becker'ı hallettikten sonra jetiyle şehirden ayrılmak üzere olan Victor'ın peşine düşer. Da Silva arabasıyla Max'i alır ve Victor'un jetinin peşine düşerler. Max Becker'ın bomba hasarlı silahını alarak jete ateş açar. Jete bombaları yollayan Max, Victor'un jetini havaalanından ayrılmadan patlatır. Victor yaralanır. Max geriye kalan son işini yapmak üzere koşarak Victor'un yanına gider. Victor'a silahını doğrultur. Tetiği çekmek üzereyken Da Silva Max'e bunu yapmamasını, Victor'un cezasını adaletin vereceğini söyler. Bunun üzerine Max, Da Silva'nın dediğini yaparak onu adalete teslim eder ve Victor'u kendi acısıyla baş başa bırakır. Bir hafta sonra Max acı dolu bir yaşam sürdüğü São Paulo'yu terk ederek Brezilya'nın Bahia eyaletine taşınır. Burada hayatı boyunca çektiği tüm acıları unutup kendisine yepyeni bir sayfa açar. Bahia sahillerinde tatilin keyfini çıkaran Max bir barda oturup haberleri izler. Haberlerde UEFI'nin organ kaçakçılığı skandalının ortaya çıktığı ve bu yüzden de UEFI'nin işine son verilip örgütün dağıldığı aktarılır. Victor ise kaldığı hapishanede çektiği acılara daha fazla dayanamayarak bu skandalın ortaya çıkması üzerine kendini asarak intihar etmiştir. Kötülüğün cezasız kalmadığı ve her şeyin yoluna girdiğini gören Max artık tüm yorucu çatışmaları, yorucu işleri ardında bırakarak geçmişinde çektiği tüm acıların karşılığını Bahia'da sakin ve güzel bir yaşam sürerek alır. Evet, bir üçlemeyi daha geride bıraktık. Kanalın konseptine aşina olanlar bilir. Biz hikaye videoları yaptıktan sonra genel bir değerlendirme yaparız. Bu değerlendirmede oynanışı da ele alırız. Lakin bu videoda bunu yapmayacağım çünkü kanalda hali hazırda yaptığımız bir video var. Yani bu videodan sonra gidip o videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Tatlı niyetine böyle akıp gidecektir. Kartlardan o videonun linkine de ulaşabilirsiniz. Bir hikaye videosunun da sonuna geldik. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için ise kanala abone olmayı unutmayın. Katıl üyelerimize de ayrıyeten ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Ben Bahadır Özen, o zamana kadar sizlere keyifli oyunlar diliyorum.